Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için podcast6 kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman takkom.tr'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'de bu hafta Arda Turan'ın İspanya'da zirveye çıkan kariyerinin nasıl bir hayal kırıklığına dönüştüğünü anlatacağız. Futbol, genç insanların ihtişamlı yükselişlerine ve görkemli kayboluşlarına tanıklık ettiğimiz bir hayat simülasyonudur. Bazı öyküler ise şöhretle çuvallayan bir genç yeteneğin serbest düşüşünü anlatırken koskocaman bir ülkenin zaaflarını da tarih huzurunda gösterir. 2005-2006'da tarihinin en değerli şampiyonluklarından birini kazanan Galatasaray, aslında o sezon en az bu şampiyonluk kadar değerli bir hazineyi daha kazanmıştı. Sezon başında Manisa Spor'a kiralık gönderilen 19 yaşındaki Arda Turan, Ege temsilcisinde 15 maçta 2 gol 3 asist yaparak son derece başarılı bir performans sergilemiş ve yuvasına hazır bir şekilde dönmüştü. Galatasaray'ın Belçikalı teknik direktörü Erik Gerets de tırnak içinde bu koca kafalı, güleç yüzlü, bozuk diksiyonlu, sevimli çocuğu 2006 yazında Avusturya kampına götürmeye karar verdi. Arda Turan yeni sezonda çocukluk hayali olan Galatasaray forması giyecekti. Gerets'in öngörüsü bir kehanet değildi. Arda'nın üstün yeteneklerini fark etmemek imkansızdı. Bu genç çocuk futbol topuyla adeta dans ediyor, iki ayağını birden kullanıyor, müthiş bir sağ görüşüyle en zor işleri çok kolay gösteriyordu. Arda'nın yeteneklerinden tüm Türkiye'nin nasiplenmesi için çok beklemeyecektik. 2006 yazında Şampiyonlar Ligi elemesinde Mladá Boleslav Kalesi'ne attığı goller müthiş bir geleceği müjdeliyordu. Arda yine o yaz Ay Yıldızlı formayla da genç yaşta tanışıyordu. Euro 2008'e katılmaya hak kazanan Türk milli takımının genç yıldızı olarak İsviçre ve Avusturya'da düzenlenen şampiyonada forma giydi. İsviçre maçında son saniyede gelen golü hem Türkiye'ye maçı kazandırdı hem de çeyrek finalin kapısını araladı. Türkiye'nin yarı finale kadar yükselerek büyük başarı gösterdiği Euro 2008 sonrası Arda, o yaz Dinamo Zagreb'den Tottenham'a transfer olan Hırvat Luka Modrić ile turnuvanın büyük gelecek vadeden iki genç oyuncusundan biri olarak gösterildi. Avrupalı çoğu spor otoritesine göre Arda, aynı yaşta olduğu Modrić'ten daha yetenekliydi ve dünyanın sayılı yıldızlarından olmaya adaydı. Arda yetenekliydi, sevimliydi, güleçti ve en önemlisi çok mutluydu. Belki de kariyerinde yaptığı ilk büyük hatayı da o günlerde yaptı. Euro 2008 sonrası Avrupa'nın tüm devleri kendisini istemesine rağmen yeni sezona Galatasaray'da başladı. O dönemde Arda'nın hayatında bir güzel gelişme daha yaşanıyordu. Genç yıldız, kamuoyunun yakından tanıdığı oyuncu Sinem Kobal ile birliktelik yaşamaya başladı. Bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan çifti haline geldiler. Her iki isim de 20'li yaşlarının henüz başlarındaydı. 2008-2009 ve 2009-2010 sezonları Galatasaray için hiç iyi gitmedi. Takım ile birlikte Arda da beklentileri karşılamıyor, başarı gelmedikçe eleştiriler artıyor, eleştiriler arttıkça da Arda hırçınlaşıyordu. Eleştirilerin ve Arda'nın hırçınlığının zirve yaptığı o günlerde yaşanan sinema kapatma olayı Galatasaray tribünleri tarafından hiç hoş karşılanmadı.
O dönemki sevgilisi Sinem Kobal için sinema kapatan Arda, Galatasaray tribünlerinin hedefi haline geldi. Artık 19 yaşında Manisa'dan Florya'ya taze dönmüş genç yetenek değil, Türkiye'nin en şöhretli futbolcularından biriydi. Ali Sami Yen'de gerçekleşen ve topun değil yumrukların konuştuğu bir derbiden sonra Arda Turan şu açıklamayı yapıyor ve geleceğine dair fragman gösteriyordu. Artık yani herkes biraz objektif baksın. Biz yani kimseden korktuğumuz, kimseden çekindiğimiz yok. Dışarıda da içeride de. Herkes bunu bilsin yani. Galatasaray futbolcusu kimseden çekinmez. 2,5 senedir Lugano'ya kimse sesini çıkartmıyor. Yine bugün ortalığı karıştıran o, Emre Aşık'a kafa atan adam o. Birazcık da onları görün, onları yazın. Hiç yakışmıyor. Biz dışarıda neysek içeride doğuyuz. Biz yine saygıda kusur etmeyiz ama herkes haddini bilerek konuşacak yani. Teşekkür ederim. Gel gelelim Arda'nın yaşadığı bir sakatlığa dair futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun yaptığı yorum bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Arda'nın doktoru ne demiş biliyor musun? Neden bu sakatlığın olduğunu? Fazla seksten dolayı olmuş dedi. Demiş ya. Kim diyor bunu? Doktoru. Bu ameliyat yapan ülke. Aynen. Sen şaşırıyorsun hocam. Kim? Ben dedim onu. Yok. Ayrı. Arda'nın yaşadığı sakatlığın fazla seks yapmaktan kaynaklanabileceğini söyleyen Toroğlu'nun bu edepsiz sözlerini çok daha büyük bir edepsizlikle taşlandıran Posta gazetesi oldu. Posta, Toroğlu'nun ifadelerini Arda ve Sinem'in fotoğrafları eşliğinde yayınladı. Galatasaray kötü bir yıl geçiriyordu. Arda formsuzdu. Üstelik sakattı. Ancak bunların hiçbirisi kamuoyunun yakından tanıdığı 23 yaşındaki iki genç insanın mahremiyetlerine tecavüz edilmesini haklı çıkartamazdı. Ve Arda da sonunda patladı. Bazıları televizyon programlarında çok ahlaksızca şeyler söylüyorlar. Şerefsizce şeyler söylüyorlar. Utanmadan bazı gazetelerimizde manşetlerine taşıyorlar. Benim kız arkadaşımla o fotoğrafı koyup o yorumu üstüne ekleyip utanmadan ahlaksızca şerefsizlikle koyuyorlar. Tabii aslında ahlaksızlığa, şerefsizliğe söylenecek pek bir laf yok bu ülkede. Artık zaten bunlar yürümüşler, gitmişler. Hani biz sürekli susmak zorunda olduğumuz için, halkın göz önünde olduğumuz insanlar için bunlara karşı bir şey yapamayacağımızı sanıyorlar. Ama artık bazı şeyler çok fazla ilerledi. Bir yerlerde dur demeleri lazım. Bu Arda'nın medyayla ilk kavgasıydı ve son olmayacaktı. Yapılan haberlerin, bel altı yorumların hoyratlığı, spor basını kadar magazin basınının da ilgi gösterdiği ilişki de kaçınılmaz bir şekilde yıpranmaya başlamıştı. Arda ve Sinem o günlerde iki defa ayrılığın eşiğine gelse de birlikteliklerini sürdürmeyi başardılar. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için podcast6 kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol. Bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü Tak, senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. Arda Turan aslında 3 sene önce vermesi gereken kararı 2011 yazında verdi. Kesin olarak Türkiye'yi terk etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Galatasaray'da Atletico Madrid'den Arda için gelen 12 milyon euroluk teklifi kabul etti. Madrid'in kırmızı beyaz yakasına transfer olup kariyerinde yeni bir sayfa açan Arda, Türkiye'deki medya baskısından sıyrılıp işine konsantre oldu. 2012 yılına gelindiğinde ise İstanbul'da uzun süredir birlikte olduğu Sinem Kobal'la nişanlandı. Arda ile Sinem'in bir masal gibi başlayan ilişkileri nişanlanmalarından kısa bir süre sonra sona erdi. Sancılı yılların ardından gelen nişan, umulanın tam aksine evliliğin değil, bir daha birleşmemek üzere ayrılığın habercisi oldu. Arda saçlarını kesti. Sakal bırakmaya o günlerde başladı. Sadece imajı değil, davranışları da değişti. Artık daha yukarıdan konuşuyor, daha farklı yürüyor, daha farklı bakıyordu.
İspanya'ya ilk gittiği günlerdeki sempatikliğinin yerinde hırçınlık almaya başladı. Tüm bunlara rağmen Atletico Madrid'de çok başarılı bir kariyer geçirdi. Daha önce hiçbir Türk futbolcusunun ulaşamadığı büyük başarılar yaşadı. La Liga'yı, Süper Kupa'yı kazandı. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea'ye deplasmanda gol attı. Final gururu yaşadı. Arda kafayı vurdu direkt bir de Arda! Gol! 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 Çocuğumuz attı golü bu sefer! Finale yürüyor, finale! Yakışır sana! Arjantinli teknik adam Simeone'nin sisteminde kendine yer bulan, Atletico'nun bir makine gibi işleyen çarkının önemli parçalarından olan Arda'ya teklifler yağmaya başladı. Avrupa basını ismini Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain, Barcelona gibi devlerle anıyordu. Turan, 11 Temmuz 2015 tarihinde Barcelona ile 5 yıllık mukavele imzaladı. Bonservisine 41 milyon euro ödenen Arda, Barcelona tarihinin en pahalı 4. futbolcusu oldu. Bayrampaşa'da başlayan yolculuğu Camp Nou'ya uzanmıştı. Arda'nın geldiği bu doruk noktası inişinin de başladığı yer oldu. Zamanla kadroda yer bulmakta zorlanan, güçlü Barcelona'da tutunamayan Arda'nın yaşam tarzı ve hareketleri bardağı taşırıyordu. Futbolundaki düşüş arttıkça futbol dışında gündeme geldi. 16 Nisan 2017'de Türkiye'de gerçekleşen başkanlık referandumunda evet kampanyasına dahil oldu. Sonra ise işin teknik boyutunu bilmiyorum diyerek toparlamaya çalıştı ancak daha fazla çamurun içine battı. Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim? Tek yapması gereken işine konsantre olup Barcelona'da kadroya girmeye çalışmak olan Arda bunu yapamadığı gibi futbol dışı çıkışlarıyla da oluşturduğu olumlu intibaları hem Türkiye'de hem de İspanya'da tüketti. Atletico'dan Barcelona'ya gidişi ve Barcelona'da kadroya tutunamamasına dair Candaş Tolga Işık ile şimdi konuştuğum programında gelen soruya şu yanıtı veriyordu. Karşı koyabileceğim bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bugün doğrusunun yanlışını oturup konuşabiliriz. %100 haklısın ama karşı koyabileceğimiz bir karar değildi. Barcelona seni isterse gidersin Candaş abi. Hele ki o dönemin Barcelona'sı. Yalan söylemeye gerek yok. Ancak asıl olay 2017 yılının Haziran'ında yaşandı. Milli takım uçağında Milliyet yazarı Bilal Meşe'ye saldıran Arda, Meşe'nin Euro 2016 sırasında yalan söylediğini iddia ediyordu. Söyle Bilal Meşe, biz kimden para istemişiz? Konuş ulan konuş! Sözleriyle babası yaşındaki gazetecinin boğazına sarılan Arda zor sakinleştirilmişti. Züccaciyeye giren fil misali etrafındaki her şeyi kırıp döküyordu. Gazeteci dövmek ise kalan son kredilerini de bitirdi. Arda'nın olayı açıkladığı basın toplantısını protesto eden muhabirler Arda'yı dinlemeden toplantıyı terk etti. Yaşananlardan Barcelona kulübü de rahatsız oldu. Arda'yı göndermenin yollarını aramaya başladı. Gel gelelim aylardır kadroya giremeyen yıldız oyuncu eski formundan çok uzaktı ve kendisine kulüp bulmakta zorlanıyordu. Arda sadece 30 yaşında futbolu bırakma noktasına geldi. Sadece 3 sene önce Atletico Madrid ile başarıdan başarıya koşan, Barcelona'nın 40 milyon euro ödediği oyuncu, çok kısa bir zamanda hem saha içinde hem saha dışında kendini yiyip bitiriverdi. Bu hazin savruluşa müdahale eden kişi ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Arda'nın Barcelona'da kadroya giremediği, kendisine kulüp bulmakta zorlandığı günlerde devreye giren Erdoğan, Başakşehir Spor Kulübü'nün Arda'yı transfer etmesini sağladı. Bu Arda için yeni bir şans demekti. Kim bilir, Erdoğan belki de Arda'nın kariyerinin zirvesinde olduğu günlerde kendisine verdiği referandum desteğinden dolayı vefa göstermek istemişti. Nitekim Arda'nın serbest düşüşü de aslında bu yersiz, anlamsız evet desteğiyle başlamıştı. Erdoğan Arda'yı Başakşehir'e getirmekle kalmadı, Aslıhan Doğan ile evlenen Arda'nın nikah şahitliğinde üstlendi. Barcelona'da kariyeri bitme noktasına gelen oyuncu için İstanbul'da ikinci bahar başladı. Ancak Arda akıllanmak bilmeyecekti. Bu sefer de Emirgan'daki eğlence mekanında şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'i taciz etmekle suçlandı. Çıkan kavgada Berkay Şahin'e kafa atan Arda, devamında Şahin'in bulunduğu hastaneye de silahla basarak tartışmayı sürdürdü.
Arda Turan önce şarkıcı Berkay'a kafa attı, sonra silahla gittiği hastanede mermiyi namluya sürdü. O silah ateş aldı. Arda ise ifadesinde yanlışlıkla ateş aldığını söyledi. Taciz suçlamasından aklansa da yaşanan süreç Arda'yı daha çok yıprattı. 10 sene önce kıyaslandığı, hatta daha yetenekli görüldüğü Luka Modrić, o sene ülkesi Hırvatistan'ı dünya ikinciliğine taşımıştı. Arda ise ülkesinin gazetelerinde yerden yere vuruluyordu. Başakşehir macerası da Arda'nın kendini toparlamasına yetmedi. En son olarak altyapısında yetiştiği ve bir yıldız olarak Madrid'e gittiği Galatasaray'a geri döndü. Ancak Galatasaray'da da bir türlü form tutmayı başaramadı. Fazla kilolarından kurtulamadı. Bayrampaşa'da başlayan, Florya'da rüyaya dönüşen, Madrid ve Barcelona'da zirveye çıkan yolculuğu, gitmeyi tercih ettiği Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ya da ABD'den bir teklif gelmezse hazin bir şekilde sona ermek üzere. Türk futbolunun son 100 yılda çıkardığı en yetenekli isimlerden birinin kariyeri, yanlış yaşam, toyluk, sorumsuz yöneticiler ve küstah yorumcuların işbirliğiyle hazin bir öykü olarak tarihteki yerini aldı. Galiba biraz agresifliğim var. Yani aslında basında göründüğü kadar agresif değilim ama biraz agresifliğim var. Yani bunları düzeltmek için işte davranış bilimi hocasına da gidiyorum. Sağ olsun Emre Hoca'ya gidiyorum. Yani fikir danışıyorum. Daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Ama tabii o kadar çok şeyle muhatap oluyoruz ki, o kadar çok müdahale, o kadar çok olmayan şey karşımıza geliyor ki. İzah. Sonunda bir yerde de patlıyorsun. Yani konu bu. Ama yani burada bu soruda %50-50 biraz benim de hatalarım var. Ama %50'lik kısmı da kardeşe topu atalım biraz. Adaletli olsun. Cambly ve Cambly Kids'te 12 aylık tüm ürünlerde geçerli net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için podcast 6 kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı. Tak, bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni tak.com.tr'ye bekliyoruz.